Sayın Rektör Yardımcım, Sayın Dekanım, değerli hocalarım, kıymetli katılımcılar, hepiniz Beykent Üniversitesi Tömer'in 3. etkinliğine hoş geldiniz. Bugünkü etkinliğimizin konu Hacettepe Üniversitesi Tömer Müdürü Sayın Profesör Doktor Mustafa Durmuş hocamız. Kendisine tüm yoğunluklarına rağmen davetimizi kabul ettiği için hem şahsım hem de üniversite adına çok teşekkür ederim. Bugün aramızda üniversitemiz Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Sayın Kazım Sarı hocamız bulunmakta. Kendisine katılımı, desteği için çok teşekkür ederim. Ve ben sözü açış konuşması yapmak üzere Sayın Profesör Doktor Kazım Sarı hocamıza vermek istiyorum. Sayın hocam buyurun, sizi dinliyoruz. Ali hocam çok teşekkür ediyorum. Sayın dekanım, müdürlerim, çok değerli hocalarımız, kıymetli misafirler ve sevgili öğrencilerimiz, Beykent Üniversitesi Türk Dili Uygulama ve Araştırma Merkezi, bu Tömer'in düzenlediği bu Tömer söyleşilerinin üçüncüsüne hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hem mütevelli heyetimiz hem de Beykent Üniversitesi Rektörlüğü olarak bizler, diğer uygulama ve araştırma merkezlerinde olduğu gibi Türkçe öğretim merkezimize de her türlü desteği verdiğimizi ve vermeye devam edeceğimizi burada belirtmek isterim sizlere. Değerli katılımcılar, bildiğiniz gibi son yıllarda özellikle başta Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika olmak üzere tüm dünyada Türkçe'ye olan ilgi artmıştır ve bu ilgi pandemiye rağmen artmaya da devam etmektedir. Biz de üniversite olarak her ne sebeple olursa olsun Türkçe öğrenmek isteyen herkese en çağdaş yöntemlerle gerek online gerekse yüz yüze olarak Türkçe öğretmeye devam ediyoruz. Dünyanın en eski ve en köklü dillerinden biri olan Türkçe için 2021'de yıl boyunca Dünya Dili Türkçe ana başlığı altında yurt içinde ve yurt dışında pek çok etkinlik düzenlenmektedir. İşte bu düşünceden hareketle biz de bugünkü söyleşimizi gerçekleştirmek üzere burada toplandık. Aramızda konunun uzmanı çok değerli hocamız Hacettepe Üniversitesi Tömer Müdürü Profesör Doktor Mustafa Durmuş bulunmaktadır. Dünyanın yükselen dili olarak Türkçe konulu söyleşisiyle bizleri aydınlatacak olan kıymetli hocamıza huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Mustafa Hocam hoş geldiniz. Bekliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Ayrıca bu programın gerçekleşmesinde emeği geçen Tömer ekibine ve diğer mesai arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Biraz sonra hep birlikte değerli Mustafa Hocamızı zevkle dinleyeceğiz. Bir kez daha bu etkinliğe katılımınızdan dolayı hepinize şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın hocam çok teşekkür ederim katılımımız için, desteğiniz için. Bir başka etkinlikte tekrar sizi aramızda görmek isteriz. Çok sağ olun, çok teşekkürler tekrar. Şimdi ben sözü bu Tömer Müdürümüz Sayın Doktor Öğretim Üyesi Ali Şeylan hocamıza vermek istiyorum. Buyurun Sayın hocam, sizi dinliyoruz. Kemal hocam çok teşekkür ederim. Ben de başta rektör yardımcımız olmak üzere katılan Sayın Profesör Doktor Mustafa Durmuş hocamıza ve diğer bütün konuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Ben biliyor musunuz gerçekten bu kaçıncı şey ama ben bugünkünde biraz heyecanlandım. Çünkü aramızdan müsaade ederseniz bir şey söyleyeceğim. Lise Fransızca hocam Selma Tarhan hoca var. Onunla biz uzun bir zaman sonra görüştük. Dolayısıyla hocam ben sizi bir görmek istiyorum. Eğer sizin için de mümkünse sesinizi duymak istiyorum. Sevgili hocam çok çok teşekkür ediyorum aramızda olduğunuz için. Bunun dışında aramızda bulunan çok değerli hocalarımız var. Sırası geldikçe onların hepsinin isimlerini söyleyeceğim. Örneğin psikoloji bölüm başkanımız Hüseyin Abadi hocamız var. Bakıyorum böyle. Evet, eski Fen Edebiyat Fakültesi dekanımız Akile Reşide Gürsoy hocamız var. Profesör Doktor Önder Göçkün hocamız var. Profesör Doktor Mahmut hocamız, Mahmut Kaplan hocamız var. Ve diğer şu anda ismini göremediğim ama herkese sırası geldikçe bir şeyler söyleyeceğim. Çok çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Şimdi müsaade ederseniz ben de kısa bir şey söyleyeceğim. Bir şeyler söyleyeyim sözü. Esas bu işin
uzmanına bırakacağım. Biliyorsunuz Türkçenin gerçekten dünyada yükselen dillerden biri olduğu bir vaka. Bununla ilgili bilgileri daha geniş bir şekilde hocamız bize anlatacak. O yüzden ben sadece bir iki tecrübeme dayanan bir iki bir şey anlatmak istiyorum. Bana göre dünyada yaygın olarak konuşulmasının Türkçenin üç önemli nedeni var. Bunlardan birincisi, şimdi hemen müsaade ederseniz başarabilirsem bir harita paylaşmak istiyorum. Evet, geldi mi? Şimdi evet, haritada da gördüğünüz üzere birincisi ana dili Türkçe olan insanların bulunduğu bu geniş ve muhteşem coğrafya. İşte orada sarıyla gördüğünüz yerler. Harita çok çok iyi değil ama yine de bu son dönemde yapılmış bir çalışma. Bir ikincisi Türkçenin tarihi geçmişi, Türk dilinin tarihi geçmişi ve bıraktığı miras. Üçüncüsü ise bugün dünyanın neresine gidersek gidelim orada Türklerle karşılaştığımız gerçeğidir. İster tatil amaçlı olsun, ister başka sebepten olsun, yurt dışı deneyimi yaşamış insanların çoğunun Türklerle ve Türkçe ile ilgili güzel anılar vardır. Bu arada hocamızın konuşmasından sonra katkı sunmak adına sizlerin de benzer hikayeleri varsa büyük bir memnuniyetle dinlemek isteriz. Şimdi Türkçe ile ilgili benim yaşadığım en ilginç ve en güzel olaylardan birine Saraybosna'da şahit olmuştum. Bir Kurban Bayramı'nda Sarajevo'daydık. Sabah bayram namazına gittik. Hoca boşnakça konuşuyordu ve ben tabii çok az şey biliyordum. İşte Steinma, Steinema, ne var ne yok dışında ya da ya volümte dışında çok bir şey bilmiyorduk elbette. Fakat namaz bitip de insanlar bayramlaşmaya başladıklarında kulaklarıma inanamamıştım. Bir anda yaşlı genç bütün boşnaklar Türkçe konuşmaya başlamışlardı. Birbirlerine bayram mübarek, hatta ben bizzat kulaklarımla duydum, bayram mübarek olsun diyenler oldu. Tabii bu iyi dilek bildiren kalıp söz, Türkçenin tarihi mirasından bir verinti sözlerden yalnızca bir tanesi. Yine İngiltere'de ilk gidişimde bir İngiliz arkadaşımın ailesinde kalmıştım. Bulunduğumuz süre zarfında da işte çevre şehirleri gezip gösteriyorlardı bana. 2 hafta boyunca da biliyorsunuz oraya işte fish and chips, balık patatesleri meşhurdur. Yemekten artık bıkmaya başlamıştık hakikaten. Arabayla yolculuk ediyorduk ve bir ara yol kenarında dönerci gördük. Tabii çok sevindim. Hemen Türk sandım haliyle yanına gidince Türk olmadığını anladım. O bize siparişimizi hazırlarken merak ettim. Nereli olduğunu sordum. Libyalıymış. Ben de Türk olduğumu söyleyince böyle gözleri parladı ve o arkadaş, arkadaş dedi. Şimdi başka kelime de biliyor muydu bilmiyorum ama İngiltere'de bir otoyol kenarında kendi adlandırmalarıyla şevirme, bu da çevirmedir zaten, o da Türkçe bir kelime biliyorsunuz. Satan yabancı birinden Türkçe kelimeler duymak hakikaten beni çok mutlu etmişti, hoşuma gitmişti. Yine başka bir yerde caddede yürürken ben kalemimi düşürdüm. Dönüp almak üzere harekete geçmiştim ki arkamızdan gelen gruptan birisi, bir beyefendi hemen eğildi ve kalemi alıp verdi. Ben de thank you dedim. Adamcağız gülümsedi, bir şey değil baba dedi ve yoluna devam etti. Albert Camus'un dediği, ben fazla uzatmayacağım hocam konuşsun, benim vatanım ana dilimdir demiştir. Bence bu söz son derece güzel. İşte haritada da görüyorsunuz. Hocam da anlatacak. Sizler de çok Türkçe ile ilgilenen herkesin bunlara şahitlik ettiğinden ben de eminim. Türkçe bir ses duymak yurt dışında, değil mi? Türkçe bir söz işitmek, ne bileyim bir yakılmış bir türküyü, bir şarkı bile duymak sanki insanı kendi vatanındaymış gibi gösteriyor. Dolayısıyla dilimiz bizim vatanımızdır diyorum ve sözü tekrar Kemal Mutlu hocama bırakıyorum. Buyurun sayın hocam. Teşekkürler sayın hocam. Sayın hocalarım, değerli katılımcılar, Sayın Mustafa Durmuş hocamız hakkında bilgi sahibi olduğunuzu biliyorum. Ancak çok kısa bir şekilde hocamızın özgeçmişinden bahsetmek istiyorum ve müsaadeniz olursa da okumak istiyorum. Sayın Mustafa Durmuş hocamız 1975 yılında İstanbul'da doğmuştur. Lisans eğitimini 1999 yılında Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dil Edebiyatı bölümünde, yüksek lisans eğitimini 2002 yılında Gazi Üniversitesi Türk Dili alanında, doktora eğitimini ise Hacettepe Üniversitesi yine Türk Dil alanında tamamlamıştır. 2011 yılında bir yılını Oxford Üniversitesi'nde dil öğretimi alanında TÜBİTAK destekli doktora sonrası araştırmalarda bulunmuştur.
2014 yılında doçent, 2020 yılında profesör unvanını almıştır. Şu ana kadar hocamızın araştırmacı olarak Başbakanlık Atatürk Kültür Merkezi'nde Türk Dünyası Ortak Edebiyat Projesi'nde öğretim elemanı olarak Gazi Üniversitesi'nde, Türkçe kısa adı olarak bildiğiniz üzere Türkçe Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dil Edebiyatı bölümünde çalışmıştır. 2014-2017 yılları arasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı yapmıştır. 2017 yılından itibaren Hacettepe Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Enstitüsü'nde öğretim üyesi olarak yüksek lisans ve doktora dersleri vermiştir ve tezler yönetmiştir. Halen Hacettepe Üniversitesi'nde TÖMER Müdürü olarak görev yapmaktadır. Sayın hocamızın yabancılara Türkçe öğretimi, Osmanlı nesil dili, Türk dünyası üzerine çalışmaları bulunmaktadır. Ben şimdi sözü asıl sahibine, Sayın Mustafa Durmuş hocamıza vermek istiyorum. Sayın hocam buyurun, sizi dinliyoruz. Evet, sesim sanırım geliyor. Geliyor hocam, buyurun. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Kemal, teşekkür ediyorum takdimin için. Ali hocam, davetiniz için çok teşekkür ediyorum tekrar. Teşekkür ederiz sayın hocam. Beykent Üniversitesi'nin misafiri olmak, bu konular üzerine konuşabilecek bir platformda konuşabilme fırsatı bulmak benim için gerçekten önemli ve gurur vesilesi. Yunus Emre ve Türkçe Yılı dolayısıyla da bu yıl yürütülen etkinliklerin içerisinde Türkçe adına birkaç şey söyleyebilmek imkanı bulmak da ayrıca benim için değerli. Ben hocalarıma saygılarımı sunuyorum. Öğrencilerimiz var. Hepsini selamlıyorum. Dinleyicileri, izleyicileri selamlıyorum. Bir göz attım hızlıca kimler var diye baktım. Kemal Özgeçmiş'i okurken Türk Dünyası Ortak Edebiyatı Projesi'nden bahsetmiştim. Atatürk Kültür Merkezi, Başbakanlığa bağlı Atatürk Kültür Merkezi bünyesinde. Evet, mezun olduğumda 99 yılında o proje bünyesinde Sadık Kemal Tural hocanın başkanlığında yürütülen bir projeydi. O projede görev aldım. Önder Göçkün hocamızın ismini gördüm. Hocam beni şahsen tanımıyordur ama ben hocamı gayet iyi biliyorum. O projenin dört önemli başlığı vardı. Onlardan bir tanesinin de editörlüğünü yürütüyordu Önder Göçkün hocam. Türk Edebiyatı araştırmalarına çok önemli katkıları var. Mahmut Kaplan hocayı meslekten tanıyorum. Benim eşim ve kayınpederim de Osmanlı Edebiyatı alanında çalışıyor. Dolayısıyla ben hocalarıma saygılarımı sunuyorum. Bu başlığımızı yani dünyanın yükselen dili olarak Türkçe şeklinde belirledik. Değerli hocalarım, sevgili öğrenciler. Ama şöyle bir ekleme yapma ihtiyacı hissettim. Dünyanın yükselen dili olarak Türkçe ve yabancılara Türkçe öğretimi. Çünkü bu alanda daha çok çalışıyorum ve Türkçe üzerine bir dünya dili olarak Türkçe üzerine konuşurken bir ilişki kurarak belirli bir bağlam üzerinde örneklerimi vermek ve bunu gerekçelendirmek istiyorum. Dolayısıyla çalıştığım alandan, son zamanlarda daha çok çalıştığım alandan ve Türkçenin bir dünya dili olma serüveni içerisinde yabancılara Türkçe öğretimiyle ilişkilendirerek bunu ortaya koymak istedim. Bu bağlamda çok merak ettiğim, yani cevabını gerçekten böyle çok yeterli, nitelikli bir içerikle görmeyi çok istediğim bir soru var açıkçası. Türkçenin dünya dilleri içerisindeki yeri nedir sorusu. Bu soru, bu başlık ile ilgili birlikte açıkçası pek çok yazı okumuş olabiliriz. Bununla ilgili derslerde işte bizler de bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz ama bu başlığın gerçekten içerisini dolduran nitelikli bir yayın henüz yok. Bu çünkü büyük ölçüde Türkçenin hangi dil ailesi içerisinde yer aldığı, genetik akrabalık ilişkisi içerisinde olduğu dillere ilişkin veriler, onun yanında tipolojik özellikleri bakımından sınıflandırmalarda hangi dillerle birlikte yer aldığı, hangi tipolojik özellikleri gösterdiği ve yaklaşık olarak dünyada kaç kişinin Türkçe konuştuğu üzerine sınırlı sayıda veriyle bu sorunun cevabı verilmeye çalışılıyor. Bu sorunun gerçekten cevabını veren henüz yeterli bir yayın oluşmadı. Dolayısıyla bu yıl belki Türkçe üzerine yoğunlaşan bu duyarlılık yakın bir zamanda bu sorunun gerçek cevabını bizlere sunacak verileri üretme imkanı da sağlar diye umuyorum.
Çünkü böyle bir sorunun cevabını verebilmek için pek çok açıdan bilgiye ihtiyacımız var. Şimdi biraz bunlar hakkında elimizde ne var? Biraz onlar üzerinden Türkçenin bir dünya dili olmasına ilişkin ne gibi kanıtlar ortaya koyabiliriz? Bunlar üzerinde biraz ilerleyebiliriz. Açıkçası bunları biraz dağınık olarak farklı biçimlerde konuşuyoruz, anlatıyoruz ama Gürer Gülsevin hocanın, Türk Dil Kurumu Başkanı Gürer Gülsevin hocanın açıkçası bir sunumunda böyle bir sıra gözüme çarpmıştı. Dolayısıyla ben de o sırayı hocama atıf yaparak o sıra üzerinden birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi biraz Türkçenin koordinatlarını belirlemeye çalışalım. Gerçekten dünya dilleri içerisindeki yerini, bir dünya dili olduğunu göstermeye çalışalım. Nelerden bahsedebiliriz böyle bir süreçte? Şimdi bir kere yaklaşık 7 bin dil listeleniyor. 6 bin, 7 bin, 8 bin gibi dünya dillerinin sayısına ilişkin veriler var. Burada kesin bir sayıya ulaşmanın önünde tabii ki bu konuyu çalışan kişiler bilirler. Belirli engeller var. Nedir? Bir kere tam bir dil listesi oluşturmak için bazı ölçütler geliştirmeniz gerekir. İşte mesela hangilerinin dil sayılabileceği, dil sayılması için hangi ölçütün olması lazım? Mesela bir resmi statü mü olması gerekir, bir devlet dilim olması gerekir? Tabii yeterli değil. Bazen yani bu dolayısıyla hani o literatürün kendi problematikleri içerisinde değerlendirilebilir. Onun dışında pek çok böyle küçük kabile dilleri var. Onları kaydetmek ve bu dil envanteri içerisine almak oldukça zor, saha çalışmaları gerektiriyor. Ama aşağı yukarı 7 bin civarında UNESCO'nun verilerine, etnoloğun verilerine baktığımızda aşağı yukarı böyle bir dil sayısı listeleniyor. Şimdi ama Birleşmiş Milletler'e baktığımız zaman ülke sayısı 193. Dolayısıyla yani 7 bin dilden bahsediyoruz ama bir ülke dili, ülke ile birlikte onun resmi dili olarak kaydedilen dillerin sayısı bir anda otomatik olarak azalıyor. Şimdi bu tarihi arka plan, Ali Hocam da Türkçe ile ilgili bu güçlü taraflarına birkaç noktada değindi. Tarihi arka plan, evet, yani Türkçenin tarihi arka planıyla da derinlik bakımından, tarihi derinlik bakımından da dünya dilleri içerisinde özel bir yeri var. Şimdi aşağı yukarı yazı ile kesintisiz bir biçimde takip ettiğimiz diller içerisinde aşağı yukarı tabii ben bunu tam şeyleri burada yanlışlıkla tabii ki kopyala yapıştır yaparken biraz onu gözden kaçırmışım. Milattan önce 1100 tabii Çince için oradan kademeli olarak aşağı iniyor. Bu gözümden kaçmış. Özür diliyorum. Türkçe milattan sonra 8. yüzyıldan beri 7. yüzyıldan itibaren aslında Köktürk yazıtları, Köktürk runik harfli yazıtlarla birlikte 7. yüzyıldan itibaren takip ediyoruz. 8. yüzyılda çok ünlü Orhun yazıtları olarak bildiğimiz yazıtlar daha çok tanıdığımız metinler ama aslında 7. yüzyıldan itibaren runik harfli metinlerle Türkçenin yazılı kesintisiz bir tarihi arka planı söz konusu. Bu açıdan bakıldığında evet, dünyanın tarihi derinliği bakımından en köklü dillerinden bir tanesi Türkçe. Milattan önce 1100 yılından milattan sonra 7. yüzyıla kadar Türkçe için söylüyorum. Bu aralıkta sıralanmış diller görüyoruz burada. Şimdi dünya dilleri içerisinde hem konuşma dili olacak, işte resmi bir statüsü olacak, yazı dili işlevlerini yerine getirecek, edebiyat üretilecek bir eğitim dili olacak. Bütün bu işlevleri yerine getiren dillerin sayısı dünyada çok az. Dolayısıyla Türkçenin bu işlevleri yerine getirmesi bakımından da açıkçası dünya dilleri içerisinde özel bir yeri var. Şimdi popüler dil tartışmalarında genellikle Türkçe ile ilgili konuşurlarının performansına ve üretilen metinlerin sözlü ve yazılı dil ürünlerinin niteliğine ilişkin kaygıları ifade ederken açıkçası dikkati yanlış yere yönelten bazı yargılamalar, değerlendirmelerde bulunuyor. Türkçe yok oluyor, Türkçemiz nereye gidiyor türünden. Türkçe hiçbir yere gitmiyor. Türkçe, Nurettin Demir Hoca'nın, Süreker Hoca'nın yayınlarında listelediği şekliyle onlara atıf yaparak söyleyeyim. Tarihin hiçbir döneminde Türkçe ile ilgili meselelere bu derece duyarlı bir kitleye hiçbir zaman sahip olmamıştır. Tarihin hiçbir döneminde bu kadar geniş bir coğrafyada konuşulmamıştı. Tarihin hiçbir döneminde bu kadar kayıt altına alınmamıştı. Tarihin hiçbir döneminde bu kadar çok işlevi bir arada yerine getirmemişti.
Dolayısıyla Türkçe bu açılardan baktığımız zaman, bu ölçütler üzerinden değerlendirdiğimizde tarihin en parlak dönemlerini yaşıyor. Peki bu kaygılarla ilgili, işte o konuşurlarının performansı, dille ilgili dil ürünleri, sözlü ve yazılı ürünlerinin niteliğiyle ilişkili. Dikkati buraya yöneltmek istiyorsak doğrudan aslında kaygılarımızı bunlar üzerinden ifade etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Bir başka dünya dilleri içerisindeki etkinliğini, yerini, gücünü konuşabilmek için herhalde başka dillerden aldığı sözcükler veya dil bilgisi yapıları yanında başka dillere aktarmış olduğu, başka dillere geçen, Türkçe aracılığıyla başka dillere geçen sözcüklere, söz varlığına bakılabilir. Günay Karaağaç Hoca'nın Türkçe Veritiler Sözlüğü, bu konuda herkes bilir herhalde bu yayını. Öğrencilerimiz için söylüyorum. Yani tabii yabancılara Türkçe öğretimi alanından öğrencilerimiz olduğunu da görüyorum. Yabancılara Türkçe öğretimi bir lisans eğitimiyle açıkçası uzmanlığında herkes için aynı arka planı sağlayan bir eğitim süreci ile gerçekleşmiyor açıkçası. Yani Edebiyat ve Eğitim Fakültelerinin dille ilgili bütün bölümlerinden aşağı yukarı mezunlar yabancılara Türkçe öğretimi alanında kariyer planlıyorlar. Dolayısıyla Türkoloji alanındaki herkesin bildiği bir yayındır. Bu çok değerli bir yayın. Bu yani Verintiler Sözlüğü niteliğinde çalışmanın dünyada pek örneği de yok bu arada açıkçası. Dolayısıyla değerli bir çalışma bu. Boşnakça, Sırpça, Hırvatça'da 9000 sözcük listeleniyor yaklaşık olarak. Ermenice'de 4262 diye böyle liste sıralanıyor. Şimdi bu arada Balkanlar tabii ki bir Osmanlı coğrafyası olarak Balkanlar üzerinde özellikle durmak gerekir. Bu özellikle Sırpça, Hırvatça için 1966 yanlış hatırlamıyorsam Abdullah Şıkar için sözlüğü. Tabii o dönemde Yugoslavya döneminde Boşnakçayı bir resmi dil olarak kullanamadığı için mecburen Sırpça, Hırvatça diyor tabii ki. Ama ona Boşnakçayı da tabii dahil etmek lazım. 8742 yanlış hatırlamıyorsam sözcük listeliyordu sadece Şıkarıç o sözlükte. Leyla Tursun bir yüksek lisans öğrencimdi. Doktorasını Gazi Üniversitesi'nde yapıyor bir Boşnak öğrenci. Onunla acaba bu 1966'daki 8742 sözcükten acaba kaç tanesi bugün Boşnakça'da yaşıyor diye bir baktık. Bunun içinde bir Boşnakça güncel sözlük Halloviç'in sözlüğünde bir taramıştı. 2200 civarında, 2300 daha doğrusu 2309 tane sözcük hala güncel sözlükte yer alıyor. 2309. Şimdi tabii bunlar tabii Türkizm olarak Balkan dillerinde geçiyor. Türkizm Türkçe kökenli olmak zorunda değil. Türkçe aracılığıyla geçmiş olan bütün sözcüklere Türkizm deniyor. Lindisa Hanari'nin Pamukkale Üniversitesi yayınları arasında çıkmıştı. 8 Balkan dilinde listelediği 5000 ortak sözcük Türkizm var. Dolayısıyla ya bu ne ifade ediyor? Bir kere yabancılara Türkçe öğretimi alanında çalışan biri olarak benim için şunu ifade ediyor. Balkan dillerinde ortak 5000 sözcük var ise, 8 Balkan dilinde ortak 5000 sözcük var ise bunların oranı dillere göre artabiliyor. Ortak bir tarihi arka plan, ortak kültürel unsurlarla birlikte değerlendirildiğinde bu bölgede, bu coğrafyada Türkçe öğretmenin aslında ne gibi fırsatlar sunduğunu bize gösteriyor. Aslında biz bir İngilizce Türkçe öğretiyormuş gibi Balkanlarda Türkçe öğretmeye çalışıyoruz. Ne yazık ki materyal bakımından, kullandığımız materyaller bakımından. Ben açıkçası bu fırsatları işe koşacak, bu ortak kültürel arka planı, bu ortak söz varlığını gören, değerlendiren öğretim materyalleri, öğretim uygulamaları ve buna duyarlı bir öğretici profiliyle buralarda yürütülecek Türkçe öğretimi faaliyetlerinin çok daha başarılı olacağını açıkçası düşünüyorum. Bu arada tabii ki bu söz varlığının, bu dillere geçen söz varlığı çok sınırlı, belirli alanlarla ilgili değil. Yani hemen hemen her alanla ilgili sözcük bu dillere geçmiş. Dolayısıyla Türkçenin başka dillerle olan ilişkilerinin çeşitliliği ve çok yönlülüğü burada dikkate alınmalı diye düşünüyorum. Şimdi konuşur sayısı bakımından Türkçenin dünya dilleri içerisinde özel bir yeri var kesinlikle.
Tabii bütün Türk lehçeleriyle birlikte düşündüğümüzde yaklaşık 250 milyon. Şimdi burada da mesela kesin bir sayı ortaya koymanın önünde bazı zorluklar var. Yani İran'dan güncel bir sayı elde etmek, Türk nüfusu ile ilgili güncel bir sayı elde etmek, Irak'ta bu sayıyı elde etmek kolay değil. Suriye'de bu sayıyı, Türkmen sayısını elde etmek kolay bir şey değil. Çin'de Uygur Türklerinin sayısını, güncel sayıyı elde etmek çok kolay değil. Dolayısıyla buradaki sayıyı böyle nüfus sayımlarıyla ve güncel bir veri olarak paylaşamıyorum ne yazık ki. Ama yaklaşık olarak alan uzmanlarının kaydettiği bir sayı olarak bunu açıkçası belirtiyorum. 250 milyon, yani bütün Türk lehçeleriyle birlikte düşünüldüğünde yaklaşık 250 milyon kişi konuşuyor. Bu açıdan bakıldığında Türk dili ailesi üyelerini birlikte dünya dilleri içerisinde Türkçenin 6. sırada olmasını sağladığını ama sadece Oğuz grubu lehçeleriyle birlikte düşünüldüğünde 7. sırada Türkiye Türkçesi konuşurlarına esas aldığımızda 9. sırada olduğunu görüyoruz 95 milyon sayısıyla. Ama burada çok önemli bir nokta. İşte dünya dilleri içerisinde Türkçenin yeri nedir sorusunun gerçekten cevabını verecek veri oluşturabilsek sahada başka ülkelerde kimler Türkçeyi ne düzeyde biliyor? Bunlara ilişkin veriler yok elimizde. Bu sayılar aşağı yukarı doğrudan Türkçeyi konuştuğunu bildiğimiz Türkiye'de ve Türkiye dışındaki Türk nüfusuyla ilgili aşağı yukarı bunlar. Ama İran'da ne kadar kişinin Türkçeyi anladığı, ne kadar kişinin Türkiye Türkçesi konuşurlarıyla doğrudan iletişim kurabildiği, Orta Asya'da, Balkanlar'da ne kadar kişinin Türkçeyi anlayıp iletişim kurabildiği, dolayısıyla Türkçeyi bildiğini varsayabildiğimiz üzerine daha fazla veri toplamamız gerekiyor. Gelecek zamanlarda bizi bu alanda çalışanları, birey olarak bizleri ama kurumlarımızı aynı zamanda bekleyen en önemli görevlerden bir tanesi şüphesiz bu. Türkçe dünyada kaç gram, kaç kilo yani gerçekten ağırlığı nedir Türkçenin? Bunu öğrenebilmek için sahadan veri toplamamız gerekiyor. Belirli ölçütler geliştirmek. Nedir mesela? Belirli düzeyde bir anlama, anlaşabilme oranı. Böyle bilimsel ölçütler geliştirerek, sahadan veri toplayarak gerçekten Türkçeyi, Türkiye Türkçesini dünyada kaç kişi konuşuyor? Şimdi bunun bağlamda şuna da değinmek gerekir belki de. Hep konuşulur. Yani Türk dünyasında ortak bir iletişim dili meselesi. Yani bugün açıkçası işte 95 milyon yaklaşık yani Türkiye Türkçesini konuşan, doğrudan anlayan bu kadar kişiye bir lehçe öğreterek sonradan bir ortak iletişim dili oluşturmak kolay bir şey değil. Ama Türkiye Türkçesinin bütün Türk dünyasında anlaşılma oranı ve öğrenilme oranı dikkate alındığında Türkçenin kısa vadede Rusça ile birlikte yani belirli bölgelerde ama orta ve uzun vadede Türk dünyasında Türkiye Türkçesi ile bir ortak iletişim dili oluşturmanın açıkçası daha kolay bir yol olduğunu söylemek mümkün. Çünkü bir süre sonra zaten bu bir ortak iletişim dili arayışını bir kenara bırakmamızı da belki gerektirecek. Çünkü Türk dünyasında çok yüksek bir oranda Türkçe öğrenme söz konusu. Dolayısıyla Türkiye Türkçesi Türk dünyasında bir ortak iletişim dili olma yolunda açıkçası hızla ilerliyor. Ali Hocam bir harita bizimle paylaştı. Yaklaşık 11 milyon metrekare kilometre yani alanda daha doğrusu Türkiye Türkçe konuşuluyor. Bütün Türk lehçeleriyle birlikte konuşuluyor. Dolayısıyla çok geniş bir alan. O haritada mesela işte Avrupa'nın belli bölgelerinde, Amerika'da, Avustralya'daki Türk nüfusu o haritada tam olarak görünmüyordu ama bunlarla birlikte düşündüğümüzde gerçekten çok dünyanın çok geniş bir alanında Türkçenin varlığını kaydetmek zorundayız. Türkçe ile her yerde karşılaşabiliriz. Dünyanın hemen her yerinde Türkçe ile karşılaşabiliriz. Yunus Emre Enstitüsü'nün Orta ve Güney Amerika'da birkaç yıldır yürüttüğü çevrim içi kurslar, Türkçe kursları ile ulaştığı kişi sayısı da düşünüldüğünde, yani Ali Hocam açıkçası bizim kültürel olarak karasal bir bağlantı yoluyla, ekonomik olarak, tarihsel olarak bir ilişkide bulunmadığımız belki de hani en uzak coğrafya Orta ve Güney Amerika aslında belki de. Oralarda da Türkçe konuşan birilerine denk gelme ihtimalimiz her geçen gün artıyor. Özellikle Türk dizilerinin ve tabii ki orada oluşan ilgiyle beraber Yunus Emre Enstitüsü'nün yürütmüş olduğu faaliyetlerle. Tabii bu dizi meselesini şöyle düşünmek lazım. Yani Türk dizilerinin iki yani bir uluslararası ticari ürün
olarak bakıldığında etkisi ve Türk ekonomisine kazandırdığı maddi değer çok yüksek değil. Gerçekten çok yüksek değil. Yani aşağı yukarı Amerika'dan sonra ikinci sırada olduğu kaydediliyor ve yaklaşık %25'lik bir pazar payına sahip olduğu söyleniyor Türk dizilerinin dünyada. Ama buna rağmen ekonomik değeri açıkçası yanında Türkçe öğrenme talebine etkisi, Türkçe öğrenme, Türkçe'ye ilgiye olan etkisi düşünüldüğünde ekonomik değeri hiçbir şey değil yani. Onun çok ötesinde, ekonomik değeri çok ötesinde bir Türkçe öğrenmeye ilgiyi besleyen çok daha büyük bir güce sahip bu Türk dizileri. Şüphesiz bu ilgide Türk dış politikasının, dinamik Türk dış politikasının da etkisi var. Yani bunu olumlu olarak da, olumsuz olarak da algıladığında Türkiye'ye duyulan ilgi kendisini ilk olarak Türkçe öğrenme şeklinde ortaya koyuyor. Dolayısıyla bu dinamik Türk dış politikasının dünyanın işte 17. büyük ekonomisi olarak kaydediliyor. Bu ekonomik büyüklüğün cazibe merkezi oluşunun, bütün bunların birlikte düşünüldüğünde hepsinin Türkçe öğrenme talebini beslediği çok açık ortada. Bu arada şöyle bir ölçütten bahsedilebilir. Yani mesela Türkiye'yi işte Pergel'in sabit ayağını Türkiye üzerinde düşünelim. Belirli ölçütler üzerinden mesela işte karasal bağlantı, işte kültürel ilişkiler, ekonomik ilişkiler, tarihi ilişkiler bakımından içine aldığı ülke sayısı Türkiye kadar olan dünyada hangi ülkeler olabilir? Belki Rusya olabilir. Yani bu ölçütler üzerinden etki alanı oluşturduğu ve içine aldığı ülke sayısı Türkiye kadar olabilen ülke belki Rusya olabilir. Dünyada bu açıdan Türkiye ile karşılaştırılabilecek fazla bir ülke olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Tabii dünyada öğrenilen diller var. Yani hani işte İngilizceyi ayrı bir yere koyuyorum. Yani İngilizceyi bir yabancı dil olarak açıkçası artık kaydetmiyoruz herhalde. Nereden anlıyoruz bunu? Okul sistemlerinde anlıyoruz. Özellikle de özel okullarda İngilizce zaten zorunlu bir ders. Hatta özel okullarda maalesef Türkçe ders saatinden daha fazla bile olabiliyor İngilizce ders saati. Bunun yanında bir yabancı dil seçiyor çocuklar okul imkanlarına göre. İşte Almanca gibi, Fransızca gibi dilleri seçiyorlar. Türkçe bu açıdan bakıldığında işte bu ikinci yabancı dil olarak seçilen diller içerisinde 5. sırada kaydediliyor. Dolayısıyla bunlar tabii Yunus Emre Enstitüsü'nün paylaşımlarından alıntılanarak burada tabii kullanıyorum bunu. Alıntılayarak kullanıyorum burada. Bu açıdan ben açıkçası yükselen dil, bu trend sözcüğüne açıkçası biraz ondan esinlenerek böyle başlıkta kullanmak istedim. Böyle bir eğilimi de ifade ediyor aynı zamanda. Yani böyle bir eğilim var, böyle bir yükselen bir dil olarak aynı zamanda güçlü bir eğilimi de ifade ediyor. Şimdi diğer dillere baktığımızda Türkçenin öğrenilme hızı, yani bu açıdan bakıldığında diğerlerinden açıkçası daha fazla. Yani Almanca için, Fransızca için mesela öğrenilme talebindeki artış herhalde ancak bu dillerin yeni bir küresel herhalde ne diyelim, özel yeni etkinlik oluşturabilecek performansına bağlı. Mesela işte Fransa yeni bir sömürgecilik faaliyetine, yeni bir emperyal faaliyete falan girişirse Fransa hemen yukarı yönde bir hemen gelişme gösterebilir. Ama şu anda öyle bir şey yok. Şu an dünyanın en hızlı büyüyen dili Türkçe. Bazı veriler paylaşacağım bununla ilgili. Dolayısıyla bu hız oldukça değerli. Şimdi peki ben konuyu tabii yabancılara Türkçe öğretimi alanında çalıştığım için konuyu biraz daha bu alan üzerinden biraz geliştirmek istiyorum. Havada kalmasın. Yani dil hakkında konuşurken yani bu biraz açıkçası sınırları belirsiz çok geniş bir alan haline geliyor. Ama bunu daha belirli bir alan üzerine, alana kanalize ederek daha hakkında konuşulabilir bir konu oluşturmaya çalıştığım için yabancılara Türkçe öğretimi üzerinden devam etmek istiyorum. Şimdi yabancılara Türkçe öğretimi tarihi açısından baktığımızda ben tabii o tarihsel arka planı bir kenara bırakacağım ama yakın zamanlarda bu uluslararası
öğrenci hareketliliğine büyük ölçüde bağlı olarak gelişen yabancılara Türkçe öğretimi alanında yürüttüğümüz faaliyetlere bir değinmek istiyorum. O bizi nereye getirecek? Onlardan bahsedeceğim. Şimdi 1984 yılında Ankara Üniversitesi TÖMER kurulmuştu. Gerçekten de işte Mehmet Engirmen başkanlığında, müdürlüğünde TÖMER o dönemde bir yabancılara Türkçe öğretimi kurgusu oluşturdu. Bir yorumu geliştirdi, ürün geliştirdi ve sadece Ankara'da değil, genellikle üniversiteler bulundukları şehirlerde faaliyet yürütürler. Biraz imtiyazlı konumda, kendi bulunduğu şehrin dışında da bu faaliyetleri yürüttü. Hatta ülke sınırları dışında da bu faaliyetleri yürüttü Ankara Üniversitesi TÖMER. Ben açıkçası onun içinde bir vizyon görüyorum. Yani şahsen Mehmet Engirmen Hoca ile tanışmadım ama hakkını teslim etmek gerektiğini düşünüyorum. Ben gayet iyi tanıyorum hocam. Öyle mi? Tabii ben Taksim Şubesi'nin kurucularından ve 7 yıl eğitim direktörlüğünü yapmış olanlardan birisi. Kemal Hocam'la beraber, o da Ankara Üniversitesi TÖMER'de çalıştı. Dolayısıyla ben Engirmen'i gayet iyi tanıyorum. Hocam sözünüzü kestim, kusura bakmayın ama hakikaten Göten Stüdyosu olabilirdi, bir Letüt Fransız olabilirdi, bir Büyük Fransız olabilirdi ama sonra işte biliyorsunuz sonrasında Ankara Üniversitesi'nde bazı şeyler oldu, değişiklikler oldu falan. Ama ben gayet iyi tanıyorum ve bir vizyonun ortaya konulması, bu Türkçe öğretiminin, Türkçe öğretimiyle ilgili bugün ne söylersek söyleyelim, bence önce bir Ankara Üniversitesi TÖMER'e bir teşekkür edelim. Evet. Hakikaten çok büyük desteği var. Buyurun değerli hocam. Teşekkür ediyorum hocam katkılarınız için. Çok da açıkçası isabet oldu, memnun da oldum. Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Merkezi ve Gazi Üniversitesi TÖMER'in arkasından o tarihlerde uluslararası öğrenci hareketliliği, tabii burada Sovyet sonrası dünyanın 91 yılında dağılan Sovyetler Birliği ile birlikte yeni oluşan coğrafyanın fırsatlarını, sorumluluklarını dikkate alan Türkiye'deki karar mekanizmaları, açıkçası yeni kurumlar, bu meselelere ilişkin yeni kurumlar, kurumlarımızın içerisinde yeni birimler ihdas etti. Ve bir uluslararası öğrenci hareketliliği içerisinde Türkiye'de okuyacak öğrencilere ilişkin politikalar geliştirildi. Büyük Öğrenci Projesi bunun ürünüdür. Yani Sovyetler Birliği'nin dağılmasına gösterilen hızlı bir tepkiydi bu. Önemli bir projeydi ve hala devam ediyor. Ve o 90'ların başından itibaren başlatılan bu Büyük Öğrenci Projesi bugün Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı 2010 yılında kurulduktan sonra bu kurumumuza devredildi. Bu arada tabii benim de 99 yılında, 2000 yılında Gazi Üniversitesi TÖMER'de çalışmaya başladığım dönemde aşağı yukarı 1000 öğrenci geliyor Türkiye'ye. İşte 600'ü Ankara Üniversitesi TÖMER'e, 300 tanesi Gazi Üniversitesi TÖMER'e, 100 tanesi işte Ege Üniversitesi'nde Türk Dünyası Araştırmaları Merkezi'ne gidiyor. Ve buralarda Türkçe öğretim faaliyeti uzun bir süre açıkçası bu 3 üniversite arasında bu sorumluluk paylaşımıyla yürütüldü. Arkasından tabii çok önemli bir şey oldu 2010 yılı. 2010 yılı bir kırılma oluşturdu. 2010 yılında ne oldu? 2010 yılında YÖK bir karar aldı ve bundan sonra ben YÖK sınavı, şimdi biliyorsunuz Türkiye'ye iki sınavla öğrenci getiriliyordu, uluslararası öğrenci. Bir tanesi yabancı öğrenci sınavı, kısa adı YÖS'le YÖK takip ediyor, ÖSYM yapıyor sınavı. Bir de TCS, Türk Cumhuriyetleri sınavı, kısaca TCS, o da Türkiye burslusu öğrenciler için yapılıyordu. YÖK dedi ki ben 2010 yılında ben dedi YÖS sınavı yapmıyorum artık. Ve bundan sonra üniversiteler kendileri için potansiyel öğrencileriyle iletişimlerini doğrudan kendileri yönetebilirler, kendi ihtiyaçlarını kendileri yönetebilirler dedi. Bu acaba bir kaotik durum yaratır mı diye falan düşünülürken bir anda Türkiye'deki bütün üniversitelerde uluslararası öğrenciyle karşı karşıya kalındı ve bu öğrencilerin eğitim dili Türkçe olan, çoğunlukla eğitim dili Türkçe olan programlarda okuyabilmesi için bir Türkçe hazırlık ihtiyacı ortaya çıktı. Ve bir anda 2010 yılında bu gelişmeyle beraber üniversitelerimizde her yerde TÖMER veya Dil Öğretim Merkezi, DİLMER gibi adlarla Türkçe öğretim kursları yürütecek merkezler oluşturuldu. Bu tabii neyi getirdi beraberinde? Alana bir ilgi oluştu. Yani buralarda çalışacak nitelikli eleman, buralarda kullanılacak ders materyalleri,
buralarda yürütülecek sınav hizmetleri, bütün bunlara burada çalışacak kişilerin işte yani niteliklerini geliştirmeye yönelik eğitim programları, işte sertifika programları gibi, işte bunları, bu ihtiyaçları beraberinde getirdi. Açıkçası 2010 yılındaki bu karar ve uygulama açıkçası yabancılara Türkçe öğretimi faaliyetleri için bir kırılma zamanı olarak kaydedilebilir. Bugün artık hemen hemen bütün üniversitelerimizde Türkçe hazırlık kursları yürütülüyor. Dolayısıyla yabancı uluslararası öğrenci hareketliliği içerisinde üniversitelerimiz hızla uyum sağladı. İhtiyaçları doğrultusunda bu kurslarda Türkçe taleplerini karşılıyorlar. Şimdi 2010 yılında Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı kuruldu. Ama daha öncesinde TİKA, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı, yanlış hatırlamıyorsam 92 yılında sanırım kurulmuştu. Yanlış hatırlıyor olabilirim. 1992, yani Sovyetler Birliği dağıldıktan kısa bir süre sonra Türkiye'nin önemli adımlarından, hızlı ortaya koymuş olduğu bölgesel tepkilerinden bir tanesi Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı'ydı. Çünkü böyle bir kurum kurduğunuzda siz bu bölgelerde kalkınmaya yönelik faaliyetleri desteklemek üzere bu ülkelerle temasınızı kurabiliyorsunuz, geliştirebiliyorsunuz. Ve koordinatörlükler oluşturuldu. Şimdi burası kalkınmaya yönelik faaliyetleri destekliyor TİKA. Ama TİKA üzerine açıkçası tanımlanmış bir görev olmamasına rağmen Türkçe öğretme yönünde bir taleple karşı karşıya kaldı. Ve açıkçası 2010 yılında Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı kurulduğunda bazı sorumluluklarını buraya, ama hemen öncesinde büyük ölçüde 2009 yılında çalışmalarına kültür merkezleriyle birlikte başlayan Yunus Emre Sün'e bu sorumlulukları devretti. 26 ülkede 32 tane Türkoloji bölümünü destekliyordu Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı. Yani 2009 yılında Yunus Emre Sün'e bu görevleri devrettiğinde, bu Türkoloji çalışmalarını devrettiğinde 26 ülkede 32, yanlış hatırlamıyorsam, Türkoloji bölümünde Türkçe faaliyetlerini destekliyordu. Yani işi ne aslında TİKA'nın? Mesela Afganistan'da arıcılığın gelişmesini sağlamak, desteklemek. Mesela işte polis eğitimleri, Pakistan'da polis eğitimleri. Mesela Tacikistan'da gazetecilik faaliyetlerinin geliştirilmesi. İşte stüdyo, teknolojik destek. Ondan sonra işte orada çalışan gazetecilerin Türkiye'ye getirilip eğitilmesi, işte TRT'de eğitimler alması falan. Hep böyle kalkınmaya yönelik faaliyetleri destekliyordu. Sonra bir anda kendisini gittiği bölgelerde Türkiye'ye, Türkçe'ye olan ilgiyle ve destek talebiyle karşı karşıya buldu. Bir anda kendisini kültürel faaliyetleri desteklerken buldu TİKA. Yani ne yaptı? Kırım'da gitti mesela, işte Zincirli Medrese'yi, ondan sonra Hansaray Restorasyonu gibi faaliyetlerin içinde buldu. Mesela gitti Türkmenistan'da işte Sultan Sencer Türbesi'nin restorasyonun içinde buldu. Orhun Abideleri'ne giden işte yolun asfaltını işte yaptı. Ondan sonra işte Bosna'da işte Mostar'ın inşasını üstlendi. Ama tabii bu arada ne oldu? Mostar'ı inşa edince Türkiye'ye olan ilgiyi taleple birlikte düşündüğünde destekleyebilecek, karşılık verebilecek bir faaliyette bulundu. Türkiye ne yaptı? Hızlı bir şekilde oraya bir Türkoloji bölümü kurdu bir anda. İnanılmaz bir ilgi var. Çok yüksek bir Türk kültürüne bir, yani bakış açısından çok olumlu düşünceler var. Dolayısıyla hızlı bir Türkoloji bölümü tepkisi gösterdi Türkiye. Orada bunu kurdu ve şu anda faaliyetlerini yürütüyor burada. Şimdi Yunus Emre Enstitüsü işte 48 ülkede kendi faaliyet raporlarına baktığımızda 2020 faaliyet raporunda 48 ülkede 58 kültür merkezi ile faaliyetlerini yürütüyor. Kendi kültür merkezleri var. İşte kültür merkezlerinin açıldığı yıllara göre dağılımlarını gösteren kendi raporlarından, Yunus Emre Enstitüsü'nün 2020 faaliyet raporundan burada veriler görüyorsunuz. 50 ülkede 101 Türkoloji bölümü. Bakın, Türkçenin bir dünya dili olması ile ilgili kanıtlardan bir tanesi Türkoloji bölümlerinin sayısı. Bunların içerisinde çok köklü olanlar da var. Çok daha yakın zamanlarda açılmış olanlar da var. 74 ülkede 159 irtibat noktası. Yani bir Türkoloji kürsüsü dışında, kültür merkezi dışında bir de farklı kurumsal yapılar içerisinde irtibat noktalarıyla da faaliyetlerini yürütüyor Yunus Emre Enstitüsü. Yani
Şimdi British Council yanlış hatırlamıyorsam 1930'larda kurulmuş. Yani 2009 yılı ile karşılaştırıldığında bu işlere de çok yeniyiz. Ama Türkiye'nin açıkçası hızla yükselen bir ekonomik büyümesi, dinamik bir dış politikası ve Türkçe Türk kültürüne olan ilgiyi karşılamaya yönelik açıkçası bir iradesi söz konusu oldu. Ve Yunus Emre Enstitüsü gerçekten Türkçenin bir dünya dili olması sürecinde çok önemli roller üstlendi, çok önemli faaliyetlerde bulunuyor. Bu konuda haklarını teslim etmek gerekir diye düşünüyorum. Mesela bu görüyorsunuz mesela bölümlerin kıtalara göre dağılım bakımından da bir çeşitlik var. Yani sadece belirli bir bölgede çalışmıyor Türkiye. Gerçekten de bir Türkçe ile ilgili faaliyetler dünyanın pek çok yerinde bulunuyor. Türkoloji bölümlerinin bölgelere göre dağılımına baktığınız zaman dünyanın pek hemen hemen her yerinde Türkoloji bölümlerinin olduğunu görebiliyorsunuz. Tabii burada şunu kaydetmek gerekir. Şimdi diyelim ki İsveç'te İskandinavların en eski üniversitesi Uppsala Üniversitesi'nde bir Türkoloji bölümü var. Burada bence açıkçası bu Türkoloji bölümlerinin varlığını sürdürebilmesi için Türkiye'nin açıkçası ekonomik, diğer taraftan da akademik katkılarını sürdürülebilir bir yapı içerisinde buralarda arttırması gerekir diye düşünüyorum. Yani Uppsala Üniversitesi içerisinde bir Türkoloji kürsüsü oluşturmak öyle birkaç kişinin görüşmesiyle falan olacak bir iş değil. Bu çok prestijli bir iş bu. Gerçekten zor bir iş. Bunu kurmak çok zor. Ama var olan bir Türkoloji bölümünü yaşatmak, orada Türkçenin, Türkiye'nin, Türk kültürünün imajını yönetebilmek adına burayı etkin bir şekilde destekleyerek bundan yararlanmak çok daha herhalde doğru bir strateji olur. Buralara ilişkin sürdürülebilir destek mekanizmaları ekonomik ve akademik olarak kesinlikle ve iki yönlü tabii ki. Yani sadece almaya veya sadece vermeye değil, karşılıklılık ilkesi içerisinde, karşılıklı kazanım çerçevesinde. Yani burada Türkiye'den uzman yetiştirmek ama buraya bir taraftan da Türkoloji bölümlerinin faaliyetlerini devam ettirebilmesi için nitelikli akademisyen desteğini sunmak, ekonomik destekler sunmak çok önemli. Çünkü bu bölümler genellikle bir fakülte içerisinde başka dillerle birlikte faaliyetlerini yürütüyor bu kürsüler. Yani orada Kore dili edebiyatı da var, Çin dili edebiyatı da var. Ondan sonra işte Japon dili var, Fransız dili var. Şimdi orada bu dillerle ilgili kürsülerin öğrenci sayıları, hoca profilleri, bu ilgili ülkelerin bu kürsülere olan desteği için hakkında bir karşılaştırma yapıyor tabii buralardaki insanlar. Dolayısıyla Türk imajını yönetebilmek açısından bu kürsülerin bu söylediğim çeşitlilikle destekleniyor olması bir sürdürülebilir yapı içerisinde son derece önemli diye düşünüyorum. Çok haklısınız hocam. Ve çok somut bir örnek vereyim. Yani bunu şahit olduğum için söylüyorum. Ev açımda Johansson, Lars Johansson. Yani hakikaten saygın yaşayan çok değerli bir Türkolog. Lars Johansson'un da eşi Eva Çato Johansson çok değerli bir Türkolog. Ve Eva Hanım Türkoloji kürsüsünde İsveç hükümetinin desteğiyle dünyada yok olmakta olan tehlikedeki diller listesindeki bir Türk dili olan Karayince ile ilgili faaliyetler yürütüyor. Dünyanın işte farklı ülkelerindeki neredeyse bir elin parmakları kadar olan Karayları topluyor. Litvanya'da, Trakay'da bir işte yaz okulunda işte bir kampta bir araya getiriyor. Yaşlılardan kayıt alıyorlar. Ondan sonra çocuklara, gençlerine o dili öğretmeye çalışıyorlar. Ve bu dili yaşatmaya, bu dille ilgili kayıt oluşturmaya çalışıyorlar. Şimdi bunu son 9 sene mesela diyelim benimle konuştuğunda 9 sene İsveç hükümeti destekliyordu, artık desteklemiyor dedi. Ve Türkiye'den destek talebinde bulundu. İşte burada hızlıca bu destek talebini ortaya koymak lazım. Yok olmakta olan bir dilin, dille ilgili yürütülen bu çok değerli nitelikli çalışmaları İsveç hükümeti değil, önce Türk hükümetinin destekliyor olması gerekir. Türk kurumlarının desteklemesi gerekir diye düşünüyorum açıkçası. Kültür merkezlerinde yürütülen faaliyetlere baktığımızda oldukça dinamik bir yapı var ve artan sayıda Türkçe'ye olan bir ilgi ve burada yürütülen faaliyetlerin sayısı ve niteliğinde de önemli bir artış söz konusu. Açıkçası Yunus Emre Enstitüsü'nün
bu artan talebi karşılama konusunda özellikle çevrim içi platformlara ve uzaktan öğretim portalı içeriğiyle kitlesel dil öğretim faaliyetleri yürütecek araçlara olan yatırımları, bunlara yönelik yatırımları ile bu talebi, artan talebi karşılamaya çalışıyor. Çünkü bakın bu kadar yüksek sayılarda kişilere dünyada aynı anda birlikte Türkçe öğretmek kolay bir iş değil. Ne kadar hocanız olabilir, ne kadar sınıfınız olabilir, ne kadar çevrim içi canlı dersler verebilirsiniz, bu kolay bir şey değil. O yüzden biliyorsunuz kitlesel, çevrim içi, açık öğretim platformları var, kursları var. Yani binlerce insan bir platformun içerisinde kendi öğrenme süreçlerini kendileri yönetebiliyorlar. Dolayısıyla bu platformların artması gerekiyor. Yunus Emre Enstitüsü'nde buna ilişkin yatırımları var. Bunu elindeki ürünleri geliştiriyor. Dolayısıyla açıkçası akademi olarak bizlerin de bunları daha fazla desteklemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi Tercihim Türkçe Projesi diye bir proje yürütüyor Yunus Emre Enstitüsü. Bu proje şu açıdan önemli hocalarım, sevgili öğrenciler. Seçmeli yabancı dil statüsünde Türkçe bazı yerlerde. Mesela Bosna'da inanılmaz bir ilgi görüyor bu konuda. Örnek bakın buradaki sayılarda görüyorsunuz. İlk ve orta dereceli okullarda seçmeli yabancı diller arasında Türkçe de yer alıyor. Hatta Yunus Emre Enstitüsü çocuklar için Türkçe öğreniyorum gibi setler oluşturdu bu farklı yaş grupları için. Buradaki Türkçe öğretim faaliyetlerini desteklemek üzere. Bakın buralara yani dünyanın pek çok bölgesinde artık seçmeli yabancı dil olarak Türkçe okutuluyor. Buralara ilişkin farklı yaş gruplarına göre materyal oluşturmak, mesela çocuklara Türkçe öğretimi konusunda bir uzmanlığı geliştirmek ve desteklemek, buna ilişkin programlar, ölçme araçları, materyaller geliştirmek son derece önemli diye düşünüyorum. Buralarda yine Türkçenin öğretimine, öğrenimine ilişkin sürdürülebilir bir yapı kurmak ve bu sayıyı artırmak, bu çalışmaların niteliğini artırmak konusunda böyle bir sorumluluk olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla hani dinleyen özellikle öğrencilerimizin arasında belki konu bulma pratiğini geliştirmeye çalışan, çalışacak konu arayan, acaba niteliklerimle yabancılara Türkçe öğretimini nasıl böyle kesiştirebilirim, kendime nasıl pozisyon bulabilirim, kariyerimde nasıl bir alan açabilirim yabancılara Türkçe öğretimiyle ilişkili diyen farklı eğitim alanlarda eğitim almış arkadaşlarımız vardır, gençler vardır. Biraz açıkçası onlara mesaj da göndermeye çalışıyorum. Çok çeşitlenen bir sorumluluk alanı içerisinde aslında herkesin kendi niteliklerine göre nasıl pozisyon alabileceği, nasıl katkı sunabileceği, nasıl bir kariyer inşa edebileceği konusunda fikir versin diye biraz bunları da söylemeye çalışıyorum. Yani Türkoloji protokolü imzalanan ülkelerin sayıları bölgelere göre dağılımı Türkoloji çalışmaları açısından son derece önemli. Portaldaki öğrenci sayıları, Türkçe öğretim portalı var. Buralarda Türkçe öğrenen öğrenci sayılarını aşağı yukarı görüyorsunuz. En çok nerelerden kişiler Türkçe öğreniyor? Doğal olarak Türkiye'nin kendi doğal bir coğrafyası var. Orta Doğu, Balkanlar, Kafkaslar, Kuzey Afrika'dan artık Kuzey Afrika'nın içlerine doğru yayılan bir alan ve Orta Asya doğal olarak. Bakın Türkiye Güney Amerika'da, Kuzey Amerika'da, Uzak Doğu'da bir küresel aktör olma konusunda hangi alanlar için burada kapandı kameram nedense kendiliğinden aktör olma konusunda, güçlü bir aktör olma konusunda hangi alanda daha fazla rekabet gücüne sahip? Yani bizler açıkçası mesela tıp alanında bir küresel aktör olabilir miyiz? Şu anda yani bu çok kolay bir şey değil şu anda var olan aktörler arasında. Ama biz kendi bölgemizde en güçlü aktör olabiliriz. Türkiye'deki tıp eğitimini, Türkiye'deki işte ekonomi eğitimini, Türkiye'deki sosyal bilimler eğitimini, Türkiye'deki sanat eğitimini, teknolojik birikimi kendi bölgemize taşıyabilir, bölgemizin en güçlü aktörü olabiliriz. Bölgemizin gerçek bir, yani bölgemizde gerçek bir bölge ülkesi olmasını sağlayabiliriz. Ama burada elimizdeki en güçlü araç, en güçlü aktör olmamızı sağlayacak en önemli araç Türkçe. Dolayısıyla bunun farkında olmamız gerekir diye düşünüyorum.
biraz daha hızlanayım. Aşağı yukarı bu Türkçe öğrenme talebine ilişkin bazı demografik bilgiler de burada paylaşmak istiyorum. Çok çeşitli yaş gruplarında Türkçe öğreniyor insanlar. Bunların mesela nedenlerinin araştırılması gerekir. Yani hangi yaş grupları buna ilişkin daha fazla sağdan veri toplanması gerekir diye düşünüyorum. Yani ne kadar çok iş bekliyor bizim kurumlarımızı, alanda çalışabilecek, veri toplayabilecek kişileri. Yani farklı yaş gruplarından olanların Türkçe öğrenme nedenlerinin farklılaşabilmesi söz konusu. Kimileri diziler yoluyla, kimileri ticaret yoluyla, kimileri işte kariyer hayaliyle Türkçe öğrenmek istiyor olabilir. Çünkü bizim bu verileri analiz ederek Türkçe öğrenme süreçlerine ilişkin faaliyetlerimizin niteliğini arttırmamız, bir gelecek projeksiyonu ortaya koymamız, Türkçenin geleceğini öğrenme, Türkçe öğretimi bağlamında söylüyorum, inşa edebilmek, yönetebilmek için böyle kendi akışında hani gelişsin, biz elimizden geleni yapalım, artık nereye giderse değil de yönetilebilir bir şey olduğunu, geleceğin inşa edilebilir bir şey olduğunu görebilmemiz için, bunları yönetebilmemiz için bunlara ilişkin daha fazla veri toplamamız gerekir diye düşünüyorum sahadan. Burada tabii Maarif Vakfı, Maarif Vakfı bizim milli eğitim sisteminin Türkiye dışında pek çok ülkede ilk ve orta dereceli okullarda işte ilkokul, ortaokul, lise faaliyetlerini yürüten kurumumuz Maarif Vakfı. Türkiye'nin bir küresel güç olmasında, Türkçenin bir dünya dili olmasında çok önemli roller üstlenen ve çok önemli katkılar sunan kurumlarımızdan bir tanesi. Çok değerli buluyorum Maarif Vakfı'nın çalışmalarını. Çok böyle hani farkındalığı yüksek, bilgisi, donanımı çok yüksek Türkçe ile ilgili çalışmaları yöneten meslektaşlarımız var. Hani İbrahim Gültekin Hoca gibi. Yani bir taraftan Türkçe öğretirken, Türkçe öğrenme ihtiyaçlarını, öğretme ihtiyaçlarını karşılarken ama diğer taraftan yabancılara Türkçe öğretimi alanına ilişkin veri üretmek, materyal üretmek, akademik bilgi üretmek gibi sorumlulukların bilincinde olan çok değerli bir ekip var. Onu da farkındayım, gözlemliyorum. Yani mesela bir yabancı olarak Türkçe öğretimi programı hazırladılar ve bunu paylaştılar. Bu neyi gösteriyor? Hatta Talim ve Terbiye Kurulu onaylı olarak paylaşıldı. Bu ne ifade ediyor bizim için? Demek ki Milli Eğitim Bakanlığı kendi sorumluluk alanının sınırları içerisinde yabancı dil olarak Türkçe öğretimi faaliyetleriyle ilgili standartlar geliştiriyor. Yani Maarif okullarında Türkçe öğretirken ben bu programı esas alacağım. Standartlarımı burada geliştirdim. Çünkü bizim bir standart problemimiz var şu anda. Yani nicelik artıyor ama niteliği geliştirmemiz, standartlar, akreditasyon süreçleri, bunları yürütüyor olmamız gerekir artık. Hocam işte, çok özür dileyerek araya girmek istiyorum. Sizin tabii bu konuda söylediğiniz şey çok doğru. Çünkü TÖMER'ler içinde de bir birlik, beraberlik yok. Evet. Ve bu özellikle Maarif'in şeyini ben de gördüm. Maarif Vakfı'nın çok güzel çalışma yapılmış. Özellikle sanırım yurt dışından bir de bu göçmen çocuklarla ilgili. Değil mi? Birinci derecede biraz da onlarla ilgili çalışmalar yapılmış. Fakat evet, bu TÖMER Birliği'ni ben aslında size sonunda soracaktım ama tam evet, sırası gelmişken sormak istiyorum sevgili hocam. Yani soru hazırlarken, dil yeterlik sınavı yaparken işte biliyorsunuz bir sertifika verirken hatta ders anlatırken bile mesela biliyorsunuz işte Avrupa Dil Birliği portfolyosunun söylediğine göre efendim işte dil bilgisini sezdiriniz. Yani bu, evet, yani hocam benim en gıcık kaptığım, beni bağışlayın, şeylerden birisi bu. Çünkü Türkçe şey gibi değil ki, örneğin İngilizce gibi değil ki, kuralları istisnaları gramerinden 4-5 kat daha fazla bir dilden bahsediyoruz. Türkçe dünyanın en sistematik dillerinden birisi. Fakat burada grameri mutlaka sezdirmekten biraz daha iyi bir şekilde vermek gerekiyor. Bu anlamda bakıyorsunuz, örneğin A2 sertifikası almış bir çocuk bir TÖMER'de öbür TÖMER'in B1'ini almış olanından çok daha iyi biliyor ya da tam tersi söz konusu. Bu konuda da fikirlerinizi bizimle paylaşırsanız çok memnun oluruz değerli hocam. Haklı hocam, haklısınız. Bu işte yani belli bir niceliğe ulaştık. Ulaştık. Çok yüksek sayılar, işte pek çok veri paylaştım. Kurumlarımızın resmi verileri bunlar. Pek çok veri paylaştım. Dolayısıyla şimdi bizim bir nitelik problemimiz var. Kesinlikle.
Yani işte British Council 1930'lardan beri faaliyet yürütüyor. Ama Yunus Emre Enstitüsü 2009, yani Yunus Emre Enstitüsü şüphesiz hani o kurumların deneyimlerini de kullanarak süreci biraz daraltıyor sürekli. Şüphesiz gelişim sürecini biraz hızlandırıyor doğal olarak. Yani pek çok faaliyetten bahsettim. Çok iyi işler yaptı kesinlikle. Hala yapmaya devam ediyor. Yani böyle Türkiye'nin güzide kurumlarından bir tanesi kesinlikle. Ama evet, yabancılara Türkçe öğretmeyle ilgili artık bir nitelik problemimiz var. Öğretici niteliği, öğretici arkadaşlarımızın nitelikleri, mesleğe hazırlık süreçleri, mesleki gelişimleri, materyallerimizin niteliği, ölçme araçlarımızın niteliği, gerçekten düzeylerini belirleyebiliyor muyuz? Yani X tömerde düzeyi ile işte aynı öğrenci gidip Y tömerde bir düzey belirleme sınavına girdiği zaman farklı bir düzeyde çıkıyor. Yani ve bunlar çok dağınık bir görüntü sergiliyor. Demek ki bu araçların, geliştirilen araçların niteliğiyle ilgili bir sorun var. Bizim demek ki bunlarla ilgili artık böyle uluslararası, küresel bir standart düzey belirleme konusunda güvenilir araçlar geliştirmemiz gerekiyor. Yunus Emre Enstitüsü'nün Türkçe yeterlik sınavı ile ilgili açıkçası niteliğini geliştirmeye, alt akreditasyon süreçlerinde ileri bir aşamaya geldiği için söylüyorum, geliştirmeye yönelik çok önemli faaliyetleri var. Yani yakın bir zamanda alt akreditasyonu, bu Avrupa'da sınavları akredite eden önemli bir kurum burası. Belki de Türkiye'den ilk defa bir sınav akredite olmuş olacak. Eğer böyle bir şey olursa mesela sınav konusunda bu önemli bir referans. Türkiye'de faaliyet yürüten kurumlar mesela işte oradaki Yunus Emre deneyimini ya da Türkçe düzeylerini belirleme konusunda orayı esas alarak belki Türkiye'de standart sağlayabilir. Ama mesela öğretici eğitimleri, mesleğe kabul koşulları ve sürekli mesleki eğitim nasıl sağlanacak? Bunu kimler, bu çalışmaları kimler yürütecek? Materyallerimizi nasıl geliştireceğiz? Ürünlerimizi nasıl geliştireceğiz? Mesela tömerlerin de bir akreditasyonundan bahsedilebilir. Yani Hacettepe Üniversitesi Tömer'in yürütmüş olduğu öğretim faaliyetlerinin akredite olması önemli. Belirli ölçütlere göre onları nitelik açısından sağlamış olma bakımından akredite olması önemli. İşte bu akreditasyonu sağlayacak yapılara ihtiyaç var. Yani burada tabii inşallah kurumsal yapılar bunun için bir çözüm üretecektir diye düşünüyorum hocam. Son derece önemli bir tespit söylediniz. Önümüzde bekleyen çok önemli bir ihtiyaç. Belki yakın bir zamanda buna ilişkin belki bir çözümü hep birlikte görebiliriz. İnşallah. İnşallah hocam. Maarif Vakfı, şimdi bakın bu arada tabii yani benim öyle bir vaktim olmadı ama belki aramızdaki teknoloji ile arası iyi olan arkadaşlarımızdan biri yapar. Şimdi Maarif Vakfı faaliyet yürüttüğü ülkeleri harita üzerinde gösteriyor. Mesela Yunus Emre Enstitüsü gösteriyor. Türk Arıcı bölümleri bir haritada dağılım gösteriyor. Bunları bir de birlikte göstermeye çalışsak. Bir arkadaşımız çıksa keşke bunu birlikte gösterse. Ben şöyle söyleyeyim, herhalde dünyayı tamamen kırmızıya boyarız yani. Kesinlikle. Turkuaz rengimiz turkuaza boyarız yani. Dolayısıyla belki de böyle bir görsel hazırlar arkadaşlarımızdan biri. Devam edeyim. Şimdi çok önemli bir yeri. Yavaş yavaş bitireyim. Yani hızlı birkaç şeyden bahsedip bitireyim artık. Eyvallah. Yani hocalarımızdan, arkadaşlar, genç öğrencilerimizden katkıda bulunmak isteyen, soru sormak isteyenler olabilir. Biraz zaman kalsın diye toparlamak istiyorum yavaş yavaş. Şimdi uluslararası öğrenci hareketliliği. Ya 19. yüzyıla kadar dünyada yabancı, yani dil ve ikinci dil öğretimi işte dil bilgisi çeviri yöntemine göre yapılıyor. Ama 19. yüzyılda yeni nesil, yeni ihtiyaçlara bağlı olarak bir yeni dil öğretimi yöntemi ihtiyacı ortaya çıktı. Ve doğrudan dil öğretimi yöntemi, işte reform hareketi, ondan sonra işte Berlitz okullarındaki uygulamalar, doğal işte yöntem adıyla bir dizi yöntem ortaya çıktı. Yani bunların özelliği nedir? Bunların özelliği dünyada 19. yüzyılda bir uluslararası dolaşım meselesi ortaya çıktı. Diplomatik, ekonomik, ticari, işte yani askeri hocam, değil mi? Çok önemli. Eğitimle ilgili bir uluslararası dolaşım 19. yüzyılda dünyanın böyle yoğun bir şekilde karşı karşıya kaldığı yeni bir durum ortaya çıkardı. Ve bu uluslararası dolaşım konuşma becerisini, söze iletişim becerisini geliştirme ihtiyacını ortaya çıkardı 19. yüzyılda. Bu uluslararası öğrenci hareketliliği büyük ölçüde işte bu 19. yüzyıldan itibaren böyle takip edebildiğimiz kesinsiz bir şekilde uluslararası öğrenci hareketine baktığımızda Türkiye
Bu 2018 verileri, UNESCO verileri bu. UNESCO 2019 verilerini de paylaşmadı hala yani. Bu 2018 verileri. 125 bin öğrenciyle Türkiye 10. sıradan. Dünyada uluslararası öğrenci sayısı, yani uluslararası öğrenci ev sahipliği yapan ülke sıralamasında UNESCO'nun 2018 verilerine göre 10. sırada. Ama şu an YÖK'ün, yani benim gayri resmi olarak yani bildiğim bir sayı bu. Bunu bir resmi olarak bir yerde paylaşıldığını görmedim ama YÖK'teki yetkililerin paylaştığı bir sayı bu. 230 bin. Bu ne demek? 230 bin. Hemen dönüyoruz. Tabloya bakıyoruz. Yani aşağı yukarı herhalde böyle Fransa, Kanada, oralarda bir yere taşıyor Türkiye'yi. Böyle 6. 7. sıralara falan taşıyor. Uluslararası öğrenci sayısı bakımında. Bu ne ifade ediyor bizim için? Kariyerini Türkiye ve Türkçe üzerine inşa eden gençlerin sayısındaki artışı gösteriyor. Türk kariyerini Türkçe üzerine inşa ediyorlar. Bu açıdan bakıldığında dünyanın yükselen dili gerçekten Türkiye, Türkçe. Burada tabii UNESCO'nun verilerinin ayrıntılarını burada görmek mümkün. İşte en çok nereden öğrenciler geliyor? Şu da tabii Türkiye'nin Türkiye'den gelen öğrencilere ilişkin veriler. Türkiye'den nerelere gidiyor öğrenciler? Uluslararası öğrenci hareketinde Türkiye'ye nereden geliyor öğrenciler? Bunları görüyoruz. Şimdi mesela Çin'e bakalım. Çin'de mesela işte 993 bin öğrenci gönderiyor. Ama 201 bin öğrenci ev sahipliği yapıyor. Çin. UNESCO verilerine göre. İşte Brezilya'ya bakıyoruz. Bu arada niye Çin, Brezilya diyorum? Çin, Brezilya. Bunlar değerli hocalarım, E7 ülkeleri. Bu E7 ülkeleri ekonomik açıdan geleceğin süper güçleri bunlar. Geleceğin ekonomik yönetimini dünyada bu ülkeler alacak. Yani ekonomi alanında ortaya konan raporlara göre geleceğin süper güçleri bunlar. Ekonomik açıdan. Şimdi o ülkelerin içerisinde tekrar dönüyorum, bakıyorum öğrenci sayılarına. Mesela Meksika'ya 2018 yılında gelen öğrenci sayısı 7200. Yani Meksika bir ekonomik güce, bir nüfus açısından da önemli bir ülkeye doğru hızla gelişirken, ama hani Meksika'ya kariyerini Meksika'da okumak üzerine inşa eden kişi sayısı az. Mesela Rusya Federasyonu'na bakıyorsunuz. Burada Rusya Federasyonu, Rusya gerçekten bir bölge ülkesi. 260 bin öğrenci 2018 verilerine göre Rusya'da okumayı tercih etti. Mesela Endonezya, E7 ülkelerinden bir tanesi, 7600 öğrenci 2018 yılında Endonezya'da okumayı tercih etmiş. Hindistan'da 47 bin öğrenci. Brezilya, 21 bin öğrenci Brezilya'yı tercih etmiş. 201 bin öğrenci Çin'i tercih etmiş. Türkiye'yi hatırlamaya çalışalım. 125 bin öğrenci 2018 verilerine göre Türkiye'yi seçmiş. Ama şu anda 230 bin olduğunu söylemiştim. Yani Türkiye'nin bir ekonomik performansı var, bir ekonomik büyüme beklentisi var ekonomi raporlarına göre. Ama Türkçe bunun da ötesinde hızla ilerliyor. Yani ekonomik büyümeden daha hızlı bir büyüme gösteriyor bu açıdan bakıldığında. Dolayısıyla yani Türkçenin birden fazla nedene bağlı olarak, yani ekonomik büyümesine, tarihsel, kültürel arka planlarındaki ortak, işte geçmişlerine duydukları ilgiye, işte Türk dizilerinin yaratmış olduğu ilgiye, Türk sanatçılarının, sporcularının yaratmış olduğu ilgiye, Türk dış politikasındaki o dinamik yapıya, birden fazla nedene bağlı olarak Türkçe öğrenme talebindeki artışı aşağı yukarı paylaşmış oldum. Burada tabii yer yer ben böyle bizi bekleyen, alanda çalışan kişileri bekleyen sorumluluklara ilişkin de açıkçası bazı noktalara değinmeye çalıştım.
O yüzden böyle bunu bir yere sonuç olarak bağlama ihtiyacı bu açıdan hissetmiyorum. Sunumum içerisinde pek çok şeyi ifade etmeye çalıştım. Ben çok teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz, bana konuşma fırsatı verdiğiniz için. Katkısı olan hocalarımız, öğrencilerimiz varsa dinlemek isterim. Sorular varsa da teşekkür cevap ederiz. Vermeye çalışacağım. Çok teşekkür ederiz. Ben hemen araya girmek istiyorum. Bir şey söylemem lazım. Gizem Hanım, lütfen mikrofonları kapalı tutun. Çünkü sabote etme çabaları gördüm birkaç tane. Yani güvenliğimiz gereği kapalı dursun. Hocalarımıza söz hakkı verebiliriz sanırım şu an. Sayın Dekanımız sanırım söz almak istiyor. Kemal Hocam, yanlış bu arada görüyorsam. Ben hocalarımıza co-hostluk verdim. İsteyen tamam, hocamız. Tamam, çok teşekkür ederim. Ses ve kamera açıp siz de sanırım gördünüz. Hani biraz müdahale ettiniz. Teşekkür ederim. Hani rica ederim güvenlik hocam. Gereği lütfen kapalı dursun. Zaten hocalarımız katılım sağlayacaktır. Teşekkür ederim. Evet, önce dekan hocamız buyursun. Değerli hocam. Estağfurullah. Mustafa Durmuş Hocam, gerçekten çok değerli bilgiler verdiniz. Ben bir tarihçi olarak gerçekten çok keyif aldım ve çok iyi hazırlanmış bir çalışma. Sizi tebrik ediyorum öncelikle. Çok teşekkür ederim. Güzel sözleriniz. Estağfurullah efendim. Ayrıca Ali Şelen Hocam da böyle bir etkinlikte aracı olduğu için kendisine ayrıca teşekkür ediyorum. Kemal Bey, Fakir Zahir'le. Tabii hocam, Türkçe benim alanım değil ama yaşadığım alan. Yani alanım değil ama yaşadığım alan ve yani yaşımız icabı İstanbul Türkçesiyle konuştuğumuz bir sahadan bahsedebilirim size ancak. Çünkü ben İstanbul Türkçesiyle konuşan 5. kuşağım İstanbul'da. Büyük dedelerime kadar geldiğim zaman ve benim konuştuğum İstanbul Türkçesini Balkanlardan görünce çok keyif aldığımı söyleyebilirim size. Özellikle Makedonya'da, Bulgaristan'da söyleyebilirim. Hatta Romanya'da bunu gördüğümü söyleyebilirim. Hatta 15 yıl kadar önce Özbekistan'a bir ziyaret yaptığımda mihmandarım Rus bayanın neden bizle Türkçe konuşmuyorsunuz diye kendisine biraz sitem ettim de anlar mısınız dedi. İşte konuşuyorsunuz yani. Anlarım tabii ki. Dolayısıyla hocam o kadar değerli bilgiler verdiniz ki ben haddim değil girmek istemiyorum o konulara. Ama Tömer bu konuda çok önemli bir görev üstlenmiş durumda. Yani Ali Bey'i şahsen de ayrıca akademik çalışmalarından da tanıdığım için üniversitemizin bu biriminde olması büyük şans olduğunu söyleyebilirim kıymetli hocam. Çok teşekkür ederim hocam. Ayrıca TİKA'yı biliyorsunuz Balkanlarda, ben özellikle Balkanlarda gördüğüm için söylüyorum. Bu arada tabii Yunus Emre Enstitüsü'nü geç söylemeden edemeyiz ama kıymetli hocam bilmiyorum siz ne dersiniz bilemem. Ben sahada çok görmek isterim. Sahada. Yani inecekler aşağıya. Yapmıyorlar diyemem. Ama 42 yıl önce Berlin'de Volkshochschule'de, yani halk yüksekokulu, halk mektebi diyebilirsiniz. Almanların Almanca öğretmek için 42 yıl önce söylüyorum. Nasıl çırpındıklarını, nasıl takviye verdiklerini. Yani bu bedava, ücretsiz ama bunun yanında adeta akın davet ettiklerini biliyorum. Ve ben de gittim. Çünkü öğrenciydim, ücretsizdi. Almanca öğretmek için çaba sarf ettiklerini. Ama bakın gördüğüm kadarıyla 1984'ler değil mi hocam? Tömer'in ilk kurulma, Ankara Üniversitesi vesaire. 1984 hocam. Değil mi efendim? Yani bu çok önemli ama ben sahaya inilmesini, bakın siz gibi değerli akademisyenlerin destek verdiklerini biliyorum ama mesela Karadağ'da Türkçe konuşan çok rastlamadım hocam yani. Bozkorista'da rastlamadım. Arnavutça konuşuyorlardı insanlar. Boşnakça konuşuyorlardı. Aynı şekilde Hırvatistan'ın bilemiyorum bazı yerlerinde sahaya ineceksiniz. Yani öğreteceksiniz insanlara, keyif vereceksiniz, ücretsiz diyeceksiniz, teşvik edeceksiniz. Ve ben Karadağ'da veya Hırvatistan'da İngilizce konuşmak zorunda kaldım yani. Ama Bulgaristan'a gidildiği zaman yani inanır mısınız Burgaz'da, Varna'da Türkçe konuşmayan, yani Türkçe bilmeyen adam yok gibi geldi bana. Sadece turistik amaçlı söylemiyorum yani bunu
Hatta izniniz olursa çok kısa bir şey söyleyeceğim. Çok hoşuma gittiği için söyleyeyim. Burgaz'da Balçık diye bir yer var. Belki bilirsin. Dünyanın en büyük botanik bahçelerinden birinden sahip. Orada bir arkadaşlarla bir taksi kiralayalım, bir şey kiralayalım dedik. Neyse bir küçük minibüs denk geldi. Pazarlık yapıyor arkadaş, Bulgarca konuşuyor. Ben de dedim ki gayet yani ne istiyor? Dedi ki işte şu kadar istiyor. Ya çok istiyorsun hocam, istiyor dedim ya. Adam aynen şöyle dedi. Ya nerede çok istiyormuş bağ dedi. Yani istediğimiz hepsi şu dedi ya. Etrak şivesiyle ve inanılmaz keyif alıyorsunuz. Yabancı bir ülkede, yabancı demeyeyim ama yabancı gibi istersen Hristiyan ve Türkçe işitiyorsunuz, çok keyif alıyorsunuz. Balkanların her yerinde bunu görebilirsiniz. Özbekistan'da gördüm, Kazakistan'da gördüm. Ama bu konuda Tömer'in nasıl çalıştığını biliyoruz Türkiye'de. Aynı şeyi Yunus Emre'den bekliyoruz. Bakın ne kadar güzel örnek bilgiler verdiniz bize. Ben bu akşam beni davet ettiği için Ali Şeylan hocamıza çok teşekkür ediyorum. Ben Mustafa hocam, sizi tanımak da bir keyifti. Çalışmalarınız daim olsun hocam. Çok teşekkür ederim. Hocam güzel düşünceleriniz, katkılarınız için.